Tabii dedim ya, biraz da gerçekleri konuşalım. Evet, anne olmak isteyen Nail ve işte hastaneden kaçırıyor. Bu ailenin durumu ayrı, Tansu'nun durumu ayrı vesaire. Orayı zaten hepimiz biliyoruz. Fakat Nail kadın olarak yaşamak istiyor ama bunu resmiyete dökemediğinden, yani bununla ilgili bir mahkeme kararı çıkarmadığından dolayı hayatını da sağdan soldan çalınan kimliklerle geçiriyor. Şimdi mesela Handan Kaya diye kumburgaz biliyor onu ama aslında kimliğinin üzerinde el yazısıyla, hatta onu sana atmıştım, çok kötü bir şey ama hayır sana vermiştim Kebriye Hanım'a. Kimliğinde Handan Akdoyum yazıyor. Şimdi mesela biz Handan Kaya isimli birini bulamadık. Handan Akdoyum isimli birisi var mı? Bilemiyorum çünkü hemşire kimliğinde de bu var. Şimdi benim kafamda diyeceksiniz ki Müge sen de neler düşünüyorsun ama şimdi bu Handan Akdoyum kim acaba? Yani onu alıp yerine hemşirelik yaptığı Handan Akdoyum'a ne oldu? Çok özür diliyorum bunu. Hani hiç annendir bak, hiç kimsenin annesine laf söylenmez ama şimdi senin anne diye bildiğin kişi Aysel Hanım'ın koynundan bebeğini kaçırabiliyor. Peki hemşirelik yapmak için acaba Handan Akdoyum isimli kişiye ne yaptı? O da var. Yani evet. Bu kişi nerede Handan Akdoyum? Tabii doğru. Şimdi benim aklımda yani o kadar deli sorular, deli cevaplar, evet. Öyle şeyler var ki. Çünkü hemşire kimliğinin üzerindeki isim de Handan Akdoyum. Acaba diyorum sahte diyorsunuz ya, hani sahte hocam hemşirelik belgesi çıkarmıştır. Evet. Demek ki evet. O hemşirelik belgesinin üzerinde de Handan Akdoyum yazıyordu. O zaman Handan Akdoyum adında bir hemşirenin olması lazım. Tabii. Peki nerede bu hemşire? Belki gerçek bir hemşireydi Handan Hanım. Handan Akdoyum. Evet, Handan Akdoyum. Onun hüviyetini aldığı gibi belki bu hanımefendinin hayati durumu da soru işaretleriyle dolu. Acaba bu hanımı ortadan mı kaldırdı? Bu hanımın ölmüş olduğunu görerek mi aldı? Yoksa cebinden hüviyetini mi çaldı? Bir hastaneye yine yaptığı zaman cebinden hüviyetini mi çaldı? Ama bir hemşire olduğuna göre yani çok soru işaretleriyle maalesef karşı karşıyayız. Sen de düşünüyor musun bunu Tansu? Şimdi hani tamam senin annendi. Handan'dı, senin annendi. Ama aslında senin annen değildi. Evet. Hemşirelik yapıyordu. Fotoğraflar geliyor. Çapatı Fakültesinden geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Hacettepe'den mezun oldum demiş. Hacettepe Hemşirelik Okulu'nu bitirdim demiş. Elinde de Handan Akdoyum diye de hemşire kimliği var. Nüfus kağıdı da öyle. Kim bu Handan Akdoyum? Belki hani bunu özellikle söylüyorum. Birisi benim annemdi, teyzemdi, akrabamdı, komşumdu, hemşire arkadaşımdı diyebilir. Ama bir de Handan Akdoyum denen ve şu an ortada olmayan bir kişi var. Evet. İnanın bütün bu olaylardan sonra şimdi benim aklımdaki soru işareti bu. Kim bu Handan Akdoyum? Ne oldu? Başına yani ne geldi? Nasıl hem hemşire hem de nüfus, hem hemşire kartını hem de nüfus kağıdını Nail'e kaptırdı? Ne oldu da? Şimdi özür diliyorum bunu tabii. Söylediğim için ama insanın yani bebek çalmak gerçekten çok büyük bir suç. Ben bunu kanununu falan onu bir kenara bırakıyorum. İnsanlık suçu bu. İnsanlık suçu. İnsanlık... Şimdi buna teşebbüs evet. Etmek de çok büyük bir cesaret ister. Yine söyledim, yine söyleyeceğim. Gidip Merkez Bankası'nı soyarsın, o telafi edilebilir. Onu devlet bir şekilde telafi eder. Evet. Ama para yerine konur. Şu kadıncağızın anne olarak çektiği ızdırap, şu ailenin gözyaşı dökmesinin... Telafisi mümkün yok. Değil. Şimdi o yüzden telafisi de buna... mümkün değil. Yani buna cesaret... Keza Tansu Hanım için de aynı vaziyette. Hayır. Bebek çalmaya cesaret edebilecek biri... Acaba bu sahte hemşireliği yapabilmek için neleri göze aldı? Her şeyi göze alabilir. Şimdi anne olabilmek için bebek çalmayı göze aldı. Çok özür diliyorum bak Tansu ama bunu da söylemek zorundayız. Yani düşünmek zorundayız. Peki hemşirelik yapabilmek için neleri göze aldı acaba? Ya da o kadın kimliğine sahip olabilmek için. Hem hemşirelik hem kadın kimliğine sahip olabilmek evet. için. Ama hemşirelik burada, kimliği de Handan Akdoyum. Evet, bir evet. saniye. Ben oradaki hemşirelik kimliğine baktığımda aynı el yazısıyla bu Handan Akdoyum yazıyordu. O da savcılığa verilmiş bir belge arasında. Daha çok ben o Handan kimliğinin isminin takma bir isim olabileceğini düşünüyorum. Şöyle çünkü çok hayranı olduğu bir... Yeşilçam sanatçısı mı bilmiyorum, ses sanatçısı mı, Handan Kara diye
birisini çok seviyordu. Yani belki onu kendisine rol model mi aldı? O yüzden mi Handan Kaya diye aslında? Evet, evet, evet. Handan Kara'dan çok seviyordu. Onu sevdiğini çok iyi biliyorum. Bu olaydan sonra ben düşünmeye başladım. Handan, Şükran ne alaka diye ama... Peki, o kadarı belki takmayız. Mesela emekli oldum falan demiş, böyle bir emekli maaşı falan var mı öyle bir şey? Yoktu. Emekli öyle... maaşı yoktu. Hiç öyle bir şey yok. Yoktu. Sosyal güvencesi yok. Yok çünkü yok. Yani yaşamıyor evet, ki o kimlikle evet, yaşamıyor. Evet. Hala yani nail kimliğiyle yaşıyor. Bir, resmi bir kaydı yok. Şimdi burada... Mesela diyorlar bazı izleyicilerimiz demiş ki neden işte trans demediniz? Şu, yani biz ne diyeceğimizi bilemiyoruz çünkü böyle gerçekleşen bir ameliyat yok efendim. O mavi kimlikle nail. Tabii tabii hiç başka bir yani böyle resmi bir ameliyat kayıt, bir şey falan filan yok. Bir başka kadın bir resmi olarak kayıt da yapılmış yok. Bir ameliyat ya da ondan sonraki bir resmi kaydı yok. Yok. Burada pardon, bir... Şimdi bunu neden söylüyorum? Şey yapın ben de şimdi, bir yorum yapacağım. Kimlik nail olduğu için elbette şimdi açılan bir dükkan var Kumburgaz'da. Şimdi işin gerçekleri daha da acı gerçekler var. Tabii. Kumburgaz'da açılan bir dükkan var. Tansu 18 yaşına geldikten sonra kendi kimliğiyle işlemleri yapamayacağı için birçok onun işte vergisiydi, Bağkur'uydu, alışverişiydi, çek defteriydi falan. Harcıydı, borcuydu her şey. Tansu Hanım'ın omuzunda. Tansu'dan habersiz zaten Tansu küçük çocuk yani 18 yaşında. Evet. Her şeyi Tansu üzerinden yapmış. Şimdi Tansu... Kendisinin hiç, yani söylemek istemiyor ama ben söylemek zorundayım. Yani el ele verip Tansu'nun hayatı için bunu da aşmak zorundayız. Şimdi Tansu'nun hiç ilgisi, alakası olmayan bir dolu borcu var. Tansu ne kadar borcun var, ne borçların var? Müge Hanım ben artık E-Devlet'e girmek istemedim. Kumburgaz'a gittiğimde herkes bana borcu var, bana borcu var. Bu elden alınmış bir borç. Onları geçtiğimde... O yüzden Kumburgaz'a da gidemiyorsun. Yani şey oldum, gidemedim. İğreti oldum. Nasıl desem, vergi borçlarım bir sürü, adıma açılmış banka kartları, kredi kartları. Hatta ben oradan bir avukatlık oldum. Mahkemeye de çıktım ben bu süreçte. Haciz olayları falan yaşadım vesaire. Senin adına banka kartları mı çıkartmış? Ve onları evet. Harcamış kredi kartları. Evet, banka kartları vardı. İşte özel banka kartları. Onları kapattırmaya çalıştım. Hatta gidemediğim bankalar var. Birkaç tane açılmıştı hesap, biliyorum. Kıramadım. İşte o zamanlar 18'ime girdiğimde sana bir gelecek sağlamak istiyorum kızım dedi. Hatta muhasebeciyle görüştüğümde de kötü bir şey yapmıyor. Senin annen garanti alıyor geleceğini dedi. Nasıl alıyor? Ama kendisi de beni bilgilendirmedi. Muhasebecinin bilgilendirmesi nasıl gerekiyor. Garanti bu? Nasıl garanti almış seni? Çamura yani, saplıyor seni. Şöyle ama... kirada bile olsa bir adına dükkanın var Tansu senin. Bir esnafsın gibi bu muhasebeciyle görüştüğümde. Ama... Bana hiçbir ödenmiyor. Senin vergi yani borcun ödenmiyor. Yani dükkanı senin adına açtı. Evet. Bağkur borcum çıktı, vergi borcum çıktı. Adıma açılmış çek senetler var. Her şeyde benim kaşem vurulmuş. Bankadan çekilen kredi kartının, kullanılan paraların yatırılmamış, evet. Borçları var. Evet, evet. Onların faizleri var. Ben çek artık defteri toplayamadım. Alınmış. Çek defteri alınmış evet, adına. Evet, çek defteri. Mesela en sonunda bir ölmeden önce, bir hafta öncesinde bir bar açtı kendisi. Oradan da birisinden para almış. Çekle bir şey yapmış. Ondan sonra kaşem vuruldu Tansu falan bir şey diyorlar. Benim bir bilgim yok. Benden habersiz her şey yapılmış. Ben zaten o dönem Müge Hanım üniversite okuyordum. Dükkanda da bulunmuyordum. Yani ben olmadığımdan bir fırsat mıdır bilmiyorum. Ama onu da kötü düşünmek istemiyorum açıkçası. Çünkü şöyle 9 ay boyunca yazlık bir bölgede oturduğumuz için... yazın kazanıp daha çok kışın harcayan insanlardık. Ama bayağı da yazın kazanıyorduk açıkçası. Neden dedim yani ödemediğini de düşündüm. Neden ödeyemedi? Aslında ödenebilir bir şeydi. Çünkü yazın gerçekten iyi kazanıyorduk. Ama şu an vefat ettikten sonra benim hayatım maddi anlamda da yıkıldı. Ben bir gelecek kuramadım. Babadan ayrılamadım. Yük olmak istemediğim için ayrılacaktım. Olmadı. Bir yere gitsem kirada mümkün değil Müge Hanım. Oradan benim kesintiye uğrayacak belli bir süreden sonra. Zaten hacizlik. Oradan da benim psikolojim bozuldu. Arıyor avukatlık, şu an cezaevine girebilirsin diyen şeyler oldu. Mahkemeye çıktım. Bu durumu da açıklayamadım. Mahkemede anlatamadın mı? Anlatamadım. Hatta orada da bir ağladım ben.
Yani söyleyemedim, orada beni kestirdiler, aldılar zaten. Biz sizi sonra arayacağız, bilgilendireceğiz dediler. Tabii gitse bir de anlatsa insanlar şöyle der. Ne diyor bu kız der. Evet. Yani. Tabii kimse gerçekleri anlatmıyormuş yani, gibi düşünüyor. Yani bu kimlik yani. Meselesini dile getirmemin en önemli nedeni de işte şu. Bir saate kadar işte o kimlikle bu kimlikle yaşamış etmiş falan ama bir saatten sonra bu sefer de adını Tansu koyduğu kızın kimliğiyle hayatını var devam ettirmeye çalışmış. Yani aslında Tansu'nun alıyor kimliğini. Yine o aslında yalan dolan kimliği alıyor. Ve bu sefer de bütün borçlar, her şeyler bu kızın üzerine. Tansu'ymuş gibi bu sefer davranmaya başlıyor. Onun evet. adına borçlanıyor, onun adına ticari hayatını sürdürüyor. Yavrum bir de senin anlattığın bir yıllık çalışıyor. Vergi borcu falan değil yani bir yıllık vergi. 18 yaşına girdiğimde açılmış bir sistemde kayıtlı. 18'imden beri yatırılmamış. İyi. Tamam, yazın işte kazandığında yatırabilirdi. Ya. 6 senelik bir borç yani. Yani kızın şu anda yaklaşık 40-45 bin lirada bir borcu var. Buyurun şimdi. Kızın 40-45 bin liralık borcu ödemeli ki bir işe girsin. O işinden de yoksa öteki türlü... Bu hesaplar kapanmadan gireceği işte kazanacağı paraya her an el konur. Tabii. Yani o yüzden o borcun ödenmesi lazım. O borç ödendikten sonra onun bir işe girip hayatını kurması lazım. Evet ama önce bunu sıfırlaması lazım. Yani bu harçlar borçlar tamamen sıfırlanmadan attığı adımdan hiçbir hayır göremez ki. İşte o da o yüzden söylüyor. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Bir tarafta hani ben şimdi Çorlu'ya gitsem diyor. Ben nereden çalışacağım, ne yapacağım, nasıl bu paramı ödeyeceğim? Baba bildiğim kişiyle yaşamak istemiyorum artık diyor. Kendi ev tutacak da param yok. Çünkü zaten borcum var diyor. Oturduğunuz evde, iş yerinizde kira değil mi? Oradan da kira borcu var. Evde kiraymış zaten. Şey yapıyormuş daha çok yazın ödeme. Kira kontratı kimin adına? Benim adıma yapılmış. O da mı senin adına? Her şey benim adıma. Evin dükkanın... Oradan da 5-6 bin lira bir... Hatta... O da mı senin adına? Evet evet her eyvah, şey. Eyvah. Yani bugüne kadar ben Handan Hanım'ı gerçekten... kardeşimizi kaçırıp kendine bir evlat olarak sahiplendiğini düşünüyordum ama şu dakikadan sonra kendine bir güvence olarak aldığını düşünüyorum bu kızı. Aynen. Kendine gerçekten bir güvence olarak almış bu kızı. Çünkü yani hiçbir baba, hiçbir anne evladına bunu yapamaz. Evini yapmaz. De kirasını yani evi bile onun üzerine, dükkanı bile onun üzerine, 18'ine gelmesini banka beklemiş. Banka kartları onun üzerine. Bütün hakları onun üzerine yapmış. Öyle. Neye dayanarak tamam. Vallahi. İnsan çocukların üzerine bir şeyler yapar ama bankaya para atabilir sadece. Bunu yapabilirsin. Şimdi Handan Hanım'ın bunu yapmasının sebebi yani, de gerçek bir hüviyeti yok. Bunu yani. Yani Handan Hanım kendinin gerçek bir hüviyeti olmadığı için bu dakikadan kendi sonra gerçekten çok kızıyorum. Hani kardeşim anneden... sen de kusura bakma sakın tamam mı? Sakın bizlere kırılma darılma ama şöyle, şu dakikadan sonra ben çok kızıyorum kendisine. Anneden kalan bir borç olsaydı reddi miras yapıp onu da yapamadım. O borcu cevap. Borçlar Tansu'nun üzerine ama Tansu'nun borçları değil. Peki ne yapılabilir bunun için? Hiç Tansu'nun borçlarıyla her zaman için yüzdedir. Her zaman muhatap olur. O borçları ödemek mecburiyetidir. Maalesef. Peki atılan imzalardan haberi olmadığı ama için... Ama o atıyor yine kaşe, imzayı. Kaşe ve imzalar evet. Sana mı ait? Şimdi şöyle ben dükkanda hep bulunmuyordum. Kaşem atılıyordu ben olmadığımda. Tamam imza, ama imza yok. Yok o kendisi atmış olabilir. Ben tamam, attığımı hatırlamıyorum. İmzalın sana ait olmadığını... Tamam. Bakın şimdi diyelim iki dükkan kirası ev kirası eğer daha tutulduğu günden itibaren hangi imza olursa olsun Tansu Hanım adına kiraların bir miktarı devamlı ödenmişse zımnen bu imza kabullenilmiş demektir. Evet. Bir de imza vekalete falan verildiyse kendisine imza yetkisi olarak gösterdiyse kendisine de o imzaya içinde Tansu'nun imza. Ama şey hocam, yani siz şimdi çocuğunuza işte bir şirket açıyoruz senin üzerine deseniz çocuğun buna itiraz etme şansı var mı? Etmez. Üstelik de bu muhasebeci tarafından kendisine bak iyi bir şey ya, yapıyor dedikten sonra. Muhasebeci dese de ya, demese de. Yapıyor, muhasebeciyi yönlendiren yani. Hanımefendinin kendisi. Yapıyor. Handan Hanım'ın muhasebecisi. Handan Hanım diyor ki böyle yap. O da öyle yapıyor. Tansu Hanım ona diyor ki tamam annem böyle dedi hazırladım. Tansu Hanım da annemin istediği diye gözü kara imzalıyor. İşin gerçeği bu yani.
Şöyle bir şey, o dönem ben bunu babamla konuştum. Baba bildiğim kişiyle. Dedim ki annem benim üzerime bir dükkan açmak istiyor. Zamanında aynı şeyi bana da yaptı ve ödemedi dedi. Sakın yapma dedi. Babam dedi. Bak, kendisi dedi. Ama şöyle bir şey, annemle de karşılaştığımda o dönem, anne diyorum hala ama, üniversitede ben okuttum. Dershaneler, özel hocalar tuttu bana bu yaşıma kadar. Hep ben özel hocalar. Yani sen neden böyle bir şey yapmıyorsun dedi. Ona da karşı bir annelik duygusu, geleceğimi kuruyor zannettim benim. Ne tavsiyeli yaptın Tansu Hanım? Halkla ilişkiler bölümü bitirdim. Bitirdin mi? Tabii. Evet, şimdi maşallah. Konaklama işletmeciliği üzerine okuyordum. Açıktan o DGS yapıyordum. Dondurdum maalesef. Yani şu an kafam almıyor artık. Eğitimi çok iyi Tansu'nun. Evet. Aldığı eğitim çok iyi. Bugünkü alışma sürecinde de en büyük sermayesi bu eğitimi olacak. Evet. Ama işte şimdi Tansu'nun önce bu birikmiş borçlarını temizlemesi lazım. Ondan sonra o eğitimle beraber çalışması lazım. Bunu özellikle sizler için de söylüyorum. Belki hani Tansu işte soğuk durdu, öyle durdu, böyle durdu diyen insanlar kendi işlerinde konuşuyor ama Tansu'nun şu anda derdi aslında çok başka. Evet. Yani Tansu şu an ayakları üzerinde nasıl dururum onun mücadelesini vermeye çalışıyor. Nerede olursa vallahi olsun. Vallahi şimdi şöyle bir üçüncü bir dert daha var. Ondan da unutmayalım. Yeni nüfus kağıdının değişmesi lazım. Nüfustaki kaydı değişecek. Aile yapısı değişecek. Nesep değişecek yani. Anlatabildim mi? Soy ağacı değişecek. Bundan davalar açılacak. Benim dışımda şimdi oldu söylüyorum. Şimdi zaten Sayın Savcımız konuyla ilgileniyor. Silivri hem Cumhuriyet Başsavcımızın nezdinde baba gerekecek. Bütün savcılar yani o dönemde de bu konuyla ilgilenmişler. Hala süren davaları var. Çünkü baba bildiği kişinin hakkında açılan yine nesep değiştirme davası var. Sen biliyordun da aldın diyor. O her ne kadar ben onu kadın olduğunu sanıyorum dese de tabii buna mahkeme heyetini inandırıp inandırmamasıyla alakalı bu şey. Onlar sonuçlandıktan sonra zaten yani kamu adına bütün bunlar da yapılacak. O da ayrı bir konu ama hani Tansu'nun şu anda kimlik mimlik falan gerekmeden değil de. Derdi. Yani şu an acilen onun o borcunun ödenmesi ve Tansu'nun da yaşayabileceği bir evi olması lazım. Yani acil derdi o ama bu dert de çok önemli. Evet, onu paralel bir halledilmesi lazım. Bir işe girse maaşına haciz gelir. Bir iş yeri açsa çalıştığı iş yerine haciz gelir. Bir ev tutsa evdeki zaruri ihtiyaçlarının dışındaki mal varlığının üzerine haciz gelir. Yani hiçbir şekilde huzurlu, rahat, gürültüsüz, patırtısız bir yol izleyemez. Bunların sıfırlanması şart. Hüviyetin değişse de alacaklı olanlar yarın senin fotoğrafınla daha evvel bu ismi kullandığını hatta bütün bunları bilmeden mahkemeye efendim bakın sahtekarlık yapmış. Daha evvel bize kendini bu isimle tanıttı. Şimdi gerçek isminin bu olduğunu öğrendik. Bu saatten sonra olmaz. Ya, artık. Hayır yani misal olarak diyorum. Yani bütün bunlar aleyhe işletilebilir. Maalesef. Ne şansın yani varmış işte, kardeşim. Aysel'cim bunlar yani hani kızının sığınacak. Da dertleri şu anda çok evet. Çok farklı ve başka aynen, yani. Aynen öyle. Yazık yani. Yazık. Yani şimdi derdi, bir yolu ben yani bir şey yani. Soracağım. Yolu borcunun ödenmesi. Yani. Eyvah eyvah. Bu kendi geleceği için kızın hayatını da bizim hayatımızda kararttı. Yazıklar. Vallahi bir şey diyemiyorum pes doğrusu. Yazıklar. Gerçekten bugüne kadar. Onun yandaşları şey vardı demek ki geliri gerçekten çok olmasına rağmen nasıl ödeyememiş. Yani. Demek ki bir takım insanlar çenesini kapatmak için bu varlığını o yollarda harcamış. Kendi şahsiyetine hayatındaki ve kendi geleceği için harcamış. Yani bunu tamamen i̇şte Tansu öyle düşünerek düşünmüyor. Tansu diyor ki o da o şekilde beni üniversite okuttu. Özel üniversitede evet. Okuttu. Ben yani dershaneye olabilir. Gittim. Hani o da zaten bu kadar genç yaşta öleceğini planlamamıştı. Eğer ölmeseydi işte bir bar açacaktı. Onun üstüne. Yine boşmuş. Onlar da senin üzerine olacaktı Tansu. İyi ki açılmamış. Yok açıldı. O da açıldı da sonradan ben Kumburgaz'a gidip gelmedim. Bir şey senet yapıldı adıma. O da mı senin adına? Hayda. Yani, şimdi halen o da onun borcu da devam ediyor. Her gün üzerine geliyor. Yazıklar. Hayda bu ne kızı. O da mı senin adına açıldı?
Ya orayı çok detaylı bilmiyorum. O kendisi halletti. Açıyorum dedi ama kendisi alamadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Çünkü ortakla açıyormuş işte. Hatta evet, işte. Ama bir takım şeyler imzalattı bana diyor. Yok, muhtemelen bir vekalet falan da almış olabilir belki senden. Bilmiyorum. Seni götürüp elinden bir vekalet. Yok, bar konusunda öyle bir şey olmadı. Hayır, genel vekalet verdin. Vekalet olmak için notere götürmesi lazım. Belki gitti. Onda da gelmek zorunda var. Bar olayı daha yeni olmuştu. Ölmeden önceydi. Geçen yıl. Onda da tabii ki. Onda kimlik sorunu var. Hangi kimlikte? Şükran'ı var, Handan'ı var. Yani bir noterin resmi şeyin eline geçse birisi kendi uyanacak. Kendi adına vekalet alamaz. Alamaz. Hayır, hayır. Doğru. Kimlik sorunu direkt Tansu Hanım'ın adına yürütür. Vekalet işi olmaz. Vekalet alacağı gerçeği yani müsaadeyseniz bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi asla bu Handan Hanım'ın yaptıklarıyla ilgili sıkıntılara cevap olsun diye değil. Yani bir defa böylesine bir cinsel kimlik problemi olan birisinin var olma sıkıntısı çok nettir. Var olma sıkıntısı çok nettir. Erkek olarak dünyaya geleceksiniz. Daha sonra kadın kimliğiyle yaşamak isteyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Bu bizim tarafımızdan hep yaşandı. Ciddi biçimde yaşandı. Ve bu insanların çalışma problemleri olur. İş vermezler. İş veremezler. Aile içine kabul etmez. Ayrı yaşamak zorundadır. Bir de çocuk sahibi oluyor Tansu gibi. Bir şeyleri dolap çevirerek yaşamak zorunda kaldı. Mecburi olarak. Bu savunmak değil. Yani başka hiçbir şekilde bir kimlik problemi olarak siz bir yere gidip çalışmaya kalksanız hiç kimse almaz. Rahat bırakmazlar. Sıkılınır. Bu konuda çok büyük ızdıraplar yaşanır. Camiye bile sokmadılar çocuğun birini. Camide dayak yedi. Doğru. Benim arkadaşlar gittiler de oturdu bölgeye, müdahale ettik yani. Vali mali falan devreye girdi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu sıkıntılar üst üste gelince karmaşık bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Tek yolu Tansu büyüdü, 18 yaşına geldi. Mükellef olabilecekti. Dolayısıyla onun imzasıyla işleri yapmaktı. Çünkü kocası dediği adam da yapmadı. Aynen öyle. Yani o yaşantının karşılığıydı kocası bu. Kocası dediği adam da evli. O da evli, iki tane çocuğu var. Değil mi? Bir de o var. Evliliği var. Bir de o var. Kimin? Tansu'nun babası da evli, baba iki çocuğu var. Evet. O dönemler evliydi. Yani onun da evli iki çocuğu var. Yani nereden böyle anlamak tutulmuyor lazım. Yani. Ben onu çok iyi anlıyorum aslında da. Keşke bu kadar da yükün altına babanız girmeseydim. Babanız şimdi nerede? Baba dediği kişi. Evet. Beraber yaşıyoruz. Yani bu dünkü bu son bir haftalık olaylardan sonraki onun tepkisi, görüşü ne oldu size? Ağlıyor. Ne söyledi? Dün akşam görüştünüz mü? Evet, dün görüştük. Üzülüyor. Yani şimdi seni benden alacaklar, koparacaklar diyor. Bir yandan da kendisini düşünüyor tabii haliyle. Hapis çalıntı olduğu için, üzerine de aldığı için. Ben ne olacağım diyor. Of of of. Herkes karmaşık duygular içinde yani. Evet. Ama burada bir gerçek var. Evet. Bütün bunlar, bakın. Biraz önce Müge Hanım aslında çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Merkez Bankası'nı soyarsınız telafi edilir. Para bir şekilde zor da olsa, büyük bir para da olsa telafi edilecektir. Ama bir gerçek var. Siz çocuğunuza kavuştunuz. Tansucuğum çok zor da olsa gerçeklerle yüzleşmek gerekir. Bu nedenle sen de gerçeklerle yüzleştin. Bu bir süreç alacak ama sonuçta bir gerçek de ailen var. Ve doğal olarak bu ailenin ben eminim her zaman sana kucak açacağını. Onlar senin desteğin olacak bundan sonra. Yani. Ve sana sahiplenecek, sen onlara sahipleneceksin. Yani aile olma kavramını yaşayacaksınız aslında. Bugüne kadar onun için, yaşamamış. Şimdi, evet, bak sözünü bugüne kestim kadar ama var olmayan bir destek aslında olacak bu. Yani buyurun hocam. Tırnak için sen tabii, destek buyurun diye lütfen söylüyorum. Şimdi aileye söylüyorum. Buna hakkım var mı yok mu? İlk aklıma gelen fikrimi söyleyeceğim. İki çocuğun borçları tamamen tarafınızdan temizlenmeli.
tarafınızdan tamamen temizlenmeli. Herkes bir araya gelmeli. Üçer kuruş, beşer kuruş. Ekonomik durumunuzu bilemem. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bu çocuğu bu ekonomik sıkıntıdan, yani hapiste karşı karşıya olma sıkıntısından, evet, tamam sevinelim, hoplayalım, zıplayalım ama işin gerçek tarafı bu. Başka türlü yolu yok. Bu çocuk şu anda çalışamaz. Bir yere giremez. Sigortalı olamaz. Değil mi Rahmi abi? Evet abi. Dolayısıyla çalıştığı paraya hemen el konur. O zaman aile bir araya gelip bir hesap kitap yapıp bu çocuğun sevgisini kazanmak istiyorsanız, bu çocuk aileye bağlansın ve saygı duysun istiyorsanız, onun bu boynundaki yükü kaldırmalısınız gibi geliyor. Biz her zaman o bilse de bilmese de onun yanındaydık. Hep yanında söyle, olacağız. Söyle bak orada. Hep senin yanındayız kızım bak. Kesinlikle bilsen de bilmesen de bak. Kesinlikle. Senin aile bildiğin sakın. Sakın ya, üzülme. Kötü. Seni sadece ya, avantajı evet için, sadece geleceği için büyütmüş. Aile bacağın da diyor ki bunları konuşmanın manası yok. Yok. Ondan sonrasını tamam diyor. Ama yani bak. O zaman diyor bütün sülale toplanacaksınız. Bu borcu ödeyeceksiniz. Nasıl 24 sene sonuçta size de 24 sene sonra yetişmiş bir genç kız ailenize girdi. 24 sene boyunca nasıl ona masraf yapacaksınız, yapacaktıysanız, yemesine, içmesine, okuluna, osuna, busuna. O zaman siz de toplanın. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Ailenizden birisinin, bir çocuğunuzun kumar borcu var 40 milyar lira. Ben bu, Tansu açısından demiyorum. Özür dilerim. Bakılmayacak ve ödenmeyecek diye Ayfe söylenmiyorum. Hanımcığım, karşı saniye tarafı bir saniye Ayfe Hanımcığım. Şimdi bizim karşı tarafla işimiz bitti. Anlatabildim mi? Benim demeye çalıştığım bu çocuğun istikbali temizlenmeli. Tabii. Biyolojik aynen olarak öyle sizin çocuğunuz olduğu kanıtlandığına göre, her platformda da bu resmileşeceğine göre, bu çocuğun borçlarıyla ilgili yasal zorunluluklardan kurtarılması gerekir. 40 milyar lira gibi paraya ihtiyaç var. Bu da size düşer gibi görünüyor. Ve eğer onun kaynaşmasını istiyorsanız, ben olsam, benim çocuğum 40 milyar lira kumar oynamış, bu borcu nasıl kapatacağım diyen aileler gördük. Değil mi? Evet. Ne yapıp öyle ne yapıp o parayı bulup biraz bir şekilde kapatıyorlar. Acele. Bir de şunu unutmayın ne olur. Siz yüreğinizden ölen Handan Hanım için çok kötü hisler duyabilirsiniz. Ama ağzınızla bunu ben dillendirmeyin lütfen. Çünkü Tansu onunla bir 23 yıl geçirdi. Onu anne bildi. Bunu reddetmek kolay bir şey değil Ayfer Hanım. Allah'la arası kaldı. 23 senesini geriye bırakmak, 23 seneyi yok saymak kolay değil. Bunu dillendirmeyin. İçinizde yaşayın. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Benim babam, rahmetli babam, kalktı gitti benzer biçimde bir suç işledi. Babam şey falan değil yani. Ben onun baba olarak sevmeye devam ederim ve destek veririm yani. Öyle örnekleri ben babalığı çok görmüyor reddedemem muyuz hocam? Yani benim babam adamı öldürdü, suç işledi. Ekonomik suç işledi, parasal suç işledi. Buna el birliğiyle destek almamız gerekiyor. Bu benim babam. Anlatabildim mi? Şey var ya, altı köşeli şapkasıyla, o benim babam. Öyle bir şey yani. Bu adam benim yani babam. Yani şimdi işte dediğim gibi bu gerçekleri de bilmek lazım. Bu gerçeklere göre yaşamak lazım. Şu anda Tansu'nun asıl derdinin gidip annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle Çorlu'da yaşayayım mı yaşamayayım bundan öte. Tansu'nun şu anda anne bildiği kişi tarafından üzerine bırakılan borçları ödemesi gerekiyor. Sonuçta üniversite okumuş çok akıllı başlı bir kız. İş bulma konusunda da ben sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama o işi, o kazandığı parayla kendisine bir ev kurup yaşayabilmesi için önce borçlarının temizlenmesi lazım. Özellikle vergi borcu dediğin şey öyle kaçılacak, göçülecek bir borç değildir. Tak diye keserler adamın maaşından. O yüzden hani Tansu için hani öyle durdu, böyle durdu, yanaştı, yanaşmadı falan gibi Tansu'ya öyle mesajlar atılmış bana az önce iletti. Evet. Yani onu söyleyenlerin Tansu'nun bu durumlarını da bilmesini istedim. Hiç istemedi bunların söylenmesini ama bence söylenmeli. Mutlaka yardım etmek isteyen izleyicilerimiz de olacaktır.
bu konuda gelen telefonlarla da ben yardım bizzat edin. Konuşacağım. İnşallah yardım. El birliğiyle inşallah ederiz. Tansu'na yardım edilmesi lazım. Ben Aysel Hanım'ın bugün böyle bir parası olsa hemen çıkartıp vereceğine inanıyorum. Aysel Hanım'a da o konuda akrabalarının destek olması gerekiyor. İşte Tansu da böylelikle akrabalığın ne demek olduğunu öğrenecek aslında. Eğer aileye adapte olabilmesi için, eğer evlatlığı tekrar yaşayabilmesi için çocuğunuzun bu sıkıntısını çözmeniz lazım. Yani Tansu doğduğunda herkes nasıl birer altın birer bilmem ne getirecekse. Hocam o zaten çözülecek. Zaten evladı olarak kavuştuğuna göre o çözülecek. Ama yani bu aması gerçekten... Yok. Aması yok artık. Ama dediğin ama bitti. Yok. Nasıl yeni bebek olduğunda altın takıyor sülale birbirine. Yani, yine aynı şekilde aranızda. Aynı benim için hiçbir şey 24 ki. Yıllık çocuk yine okumuş. Okul masrafları var. Evladım o su var ya. Bu su var. Ha, onu borcu olmuş. Ha, bunu kim yapacak? Hiç bir şey yok. Bakın. Eğer çalınmamış olsaydı bu yavrum, bu 24 yıllık bakım masrafları ne oluyor? Özel eğitimler oldu. Verildi bana. O açıdan ben... Şimdi hocam anne, hani... Şimdi kırıl şey yapamıyorum. Ben Aysel Hanım olsam bana bunu sorsam bana ne kaçırmasaydı derim. Bak çok açık söyleyeyim. Vallahi ne? Bana ne kaçırmasaydı yani aynen. Benim çocuğuma emanet. Bana ne yani? Ben onu istediğim yerde okuturdum. Affedersiniz. Bunun bir manevi diye. Anlamda meselesi var. Bu benim çocuğum. Yanımda olsaydı ona masraf edecekti. Ya şu var. Hiç şimdi okutmasaydı da. Ben şunu söylüyorum. Hiç okutmasaydı da. Hiç şey yapmasaydı da. Orası da ayrı. Kesinlikle. Ama madem gerçek ailesini buldu. Aynen. Aile de şimdi 24 yıl sonra kavuştukları çocuklarının yükümlülüklerini kabul etmek zorunda. O da o yükümlülüklerini kabul ettiklerini görüp aile olarak onları daha sıkı kucaklayacaktır. Orada size çok hak veriyorum. O kadar. Yani bundan sonrası efendim dediğim gibi hani böyle tamam her şey işte çok güzel sarıldık kavuştuk falan filan ama hani Arif hocamın dediğini de ben şöyle hani o soruyu değil şöyle düşüneyim. 24 yıl boyunca yanlarında yaşasaydı nasıl emek harcayacaksınız? 24 yılın o emeğini karşılayıp bu çocuğun da hayatını... Tamamen bilmemiz lazım ama bunu tam borcunu tam ne yapmış ne etmiş yani bunun tamamen bilmemiz lazım yani bizim... Bilirsiniz hayatım. Evet. Şimdi onu mesela dün güldük, oynadık, yemek yedik. Teker teker çıkıp abileri var. Abileri gidip vergi dairelerinden öğrenirler. Tansu ile beraber giderler. Bu işleri bir bilene danışırsınız. Bunların hepsi hallolur. Sağlıklı kızınıza kavuştunuz. Önemli olan bu. Ondan aynen. Sonraki problemler tek tek çözülecek. Yani, tabii Tansu'cum bak başını olsun. Sallama işte. Sen kardeşle sallama. Büyümedin. Kardeşlik öyle bir şey. Sen abini abi olarak bilmiyorsun ama o seni kardeş olarak biliyor. Senin ona hissettiğinle onun sana hissettiği arasında şu an dağlar kadar fark var. İşte o da o mesafeyi tutacak senin eline. Beraber gideceksiniz, beraber gidip orada kardeşim. Bir tost diyeceksiniz, çay içeceksiniz. O mesafeleri de aşmak zorundasın. Sen de kendini kapatamazsın bak sana da söyleyeyim. Ben şunu yani söylemek istiyorum. Siz sürekli konuşuyorsunuz, ben dinliyorum sizi. Biz içimizdeki sevgimizi para karşılığıyla ölçeklendirecek gibi bir şekilde yaşamıyoruz. Tabii ki canım, hiç tabii. Öyle bir şey yok. Bu öyle. Yani ben öyle biraz algıladım. Olur mu canım öyle bir şey? Şimdi benim gerçek kardeşim ya, onun borcu zaten benim borcum oldu şu andan itibaren. O bitti. O bitti. Bak, abilik böyle bir şey işte. Yani Arif böyle... Hocam şunu anlatmaya çalıştı. O bilmiyor. Abi ne demek diye bir o şey bilmiyor. Bilemiyor. İşte tabii ki de bilemiyor. Öğrenecek. Zamanla öğrenecek bizi. Hepimizi tek tek tanıyacak. Bu lafı duymasını istedim hiçbir ben. Şey, hiçbir şey düşünmeyecek. Ben ona dün açık bir şekilde, çevreli bir şekilde anlatmak istedim. Fakat aklındaki düşünceler çok yoğun olduğu için, şokta olduğu için hepsini ben konuşamadım. Çok sıkıntısı var mümin işte. O yüzden biliyorum, ben bunu söylemek gayet, istedim. Gayet iyi anlıyorum teşekkür ben onu. Teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil yani benim görevim bu. Teşekküre değer bir şey değil yani. Bak abilik böyle bir şey. Efendim dün evet yaşanan bu çok şeyden sonra Tansu'nun sorunlarını da konuşmuştuk. Annesi bildiği Handan Kaya'nın ona bıraktığı borçlar var ve onun 24 yaşında çalışmayan okulunu daha yeni bitiren bir genç kızın bunları ödeme imkanı yok. Dün vergi dairesine gittik. 20.800 lira sadece vergi dairesine olan borcu. Borcun yapılandırılması için önce 2000 lira yatırılması gerekiyordu. Nasıl yatırılacak diye abi kardeş bunu düşünürken efendim imdadımıza
Hollanda'dan bir izleyicimiz Ayhan Akpınar yetişti. Ayhan Akpınar da şu anda telefon attığımızda. Ayhan Bey günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Hollanda'da yaşıyorsunuz ailenizle beraber. Evet, Hollanda'da yaşıyorum dene. Tansu ile Aysel Hanım'ın hikayesi sizi de çok etkilemiş. Evet, çok etkiledi. Şöyle bir bilgi verdi arkadaşlar. Dediler ki Ayhan Bey Tansu'yu kendi kızlarından birine benzetmiş. Evet, benim kızımın aynısı. Bir tek kızım var. Öyle mi? Allah bağışlasın. Evet, Allah bağışlasın. Kızınıza benziyor. Bir kızımız da oldu. Dün Tansu'nun imdadına yetiştiniz. Sadece 2000'ler olarak değil, Ayhan Bey borcun da yapılandırılmasını ve bunu ödeyeceğini vaat etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ayhan Bey inşallah Allah size daha çok versin. Yani bunu gönülden diliyorum. İnşallah Allah size daha fazlasını nasip etsin. Evlatlarınızı yani, size. Nüge Hanım beni çok etkiledi o kız. Çok iki gündür hiç yemek de yemiyoruz. O hepimizin kızıdır o. 81 milyonun kızıdır o. Çok teşekkür ediyorum size. Onun bütün ilgilerini eğer imkanları olursa onun okuma işi de var. Orada güzel bir yer okulu yüksek olursa okutabilirim de. İşte sana sürprizim buydu aslında Tansu. Evet. Ayhan Bey'in sana bir sürprizi daha var. Sen istersen bir merhaba de bir konuş. Merhabalar Ayhan Hanım. Ayhan Bey. Ayhan Hanım merhaba. Şaşırdım artık yani içimden o kadar içim kıpır kıpır ki mutluyum ki artık. Her zaman öyle mutlu olacaksınız kızım siz. Allah razı olsun. Allah razı olsun gerçekten. Bana bir sürprizim daha var orada. Ben hep şey düşündüm. Eğitimini elinden ne işin geliyorsa eğitime bütün karşılayın. Çok teşekkür ederim. İstersen orada oku, istersen burada oku. Müge Hanım ben hep şey diyordum, derdi veren Allah dermanını da verir. Benim dermanım da kendisi oldu. Çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişti çok, gerçekten çok Ayhan Bey. Çok güçlü kızdın sen. Her şeyin altından geçilersin. Sağ olun. Allah sizin Ayhan Bey diyor ki okulda da eğer eğitimine devam etmek istiyorsa, isterse Türkiye'de, isterse Hollanda'da bizim kapımız kendisine açık diyor. Dün Ayhan Bey anneme bahsettim. Dedim ki kendi kızına çok benzetmiş dedim Hollanda'dan bir izleyicimiz. Annem dedi ki ay ne kadar güzel dedi. Kızı için de hayır olsun inşallah dedi. Evet. Çok duygulandım annemin bu sözüne. Sizinle de paylaşmak istedim. Allah inşallah evlatlarınızın önüne hep iyi yazılar çıkarsın, Allah. İyi insanlar çıkarsın. Müge Hanım seni de bizim Türkiye'nin başında eksik etmesin Müge Hanım. Seni. Ay çok teşekkür ediyorum. Hiçbirimizi gerçekten bunu da yüksekten kastetmiyorum. Aile teşekkür ediyorum. Allah bizim insanları başımızdan eksik etmesin ülkemizin başında. Sağ olun efendim. Allah valla bizi birbirimizden ayırmasın. Ben böyle iyi insanlar gördükçe hayata karşı her zaman söylüyorum umudum artıyor. Şimdi tabii Tansu'nun bu vergi borcunun ödenmesi deyip geçmeyin. Vergi borcu ödendiği için şimdi Tansu işe girebilecek. Evet. Böyle bir yapılandırma olduğu için. Onu da şimdi sevgili arkadaşım zaman zaman bahsediyorum Arzu Davran'a. Şimdi bugün Tansu Arzu ile görüşmeye gidecek inşallah Arzu Hanım'la. Evet. Uygun olan bir yerde de inşallah işe başlayacaksın. Kendi hayatını kurma yolunda önemli bir adım. Tabii işte bir takım banka borçları var, şunlar var, bunlar var. Artık orada da sizin desteğine ihtiyacı var Tansu'nun. Çünkü babası kötü davrandığı, kötü olduğu için falan değil ama Tansu'nun artık babasıyla yaşaması çok yani uygun düşmez her şeden evvel. Olmaz. Burada da bir hayatı var onun. Burada bir hayat kurması için hepinizin desteğine ihtiyacı var. Eğitimde eğer diyor, eğitimde almak istiyorsa diyor Ayhan Bey ben onu da destekleyeceğim diyor Tansu'cum. Bilmiyorum artık bundan sonrası sana kaldı biraz da. Senin azmine, senin çalışkanlığına, senin hayatta ne isteyeceğine bağlı. Şu an boğazım düm olduğu için konuşamıyorum. Eğitim konusunda düşüncelerim vardı inşallah olur. Bu da bence çok çok güzel bir sürpriz ve yani hani vergi borçlarından öte bu da çok büyük bir sürpriz. Evet. Sen şimdi sürpriz eğer işe de girersen şimdi ben de şey istiyorum böyle hani adım adım gitmek istiyorum. Yani senin bir işe girip o işi yapıp yapamayacağını da bir bakıp daha sonra ona göre sana bir yaşam kurmak için de ben senin her zaman arkanda olacağım ama önce tabii senin de bir hayatını garanti altına alman lazım. Dün de dediğim gibi valla ben buradan bütün sülaleye de çağrıda bulundum. Evet. Normalde o bebek olsaydı ne yapacaklarsa da şimdi 24 yıl sonra ailenin el ele vererek. Geleni yapacağız Müge Hanım. Evet, Allah sizden ve Ayhan Bey'den razı olsun. Binlerce kere çocuklarınızı size bağışlasın inşallah. Amin. Dün de bize hayatım. Dün de bize çocuklarını bağışlasın. Amin.
Eğitim devam ettireceğim annem sen. Tabii ki. Eğitim hani devam ettir. Konuşacağız onların hepsini evet. artık. Yani evet. Ayhan Bey böyle bir teklifte bulundu. Allah ondan razı olsun. Evet. Amin amin. Allah razı olsun. Allah onun evlatlarına sen ne yapıyorsun Aysa? Gelenler gidenler herhalde yoğunsunuz siz evde. Gelen giden yoğun. Yani artık ben telefonları bile açmıyorum. Gerçekten açmıyorum. Kapatıyorum tamamen kapatıyorum. Ünlü olmak böyle bir şey. Gerçekten. Aysel Hanım'a şimdi bir losa yatağı gerekiyor aslında. Gerçekten yani. Bir losa yatağı bir de oraya. Şöyle bir kudala yatasım işte, geliyor. Destek olacakları altınları takacakları bir de yastık. Gerçekten aynen öyle. Siz bir mevlüt okutun hayatım. Evet. Yani banka borçları okutacağım. İçin bir mevlüt okutun. Evet, gelen de boş gelmesin yani. Tabii tabii. Losa yatağının yanına altınları takacakları bir yer koymak lazım. Genç kız yatağı olacak artık. Ama mevlüt evet. Ama bunu çok samimi söylüyorum ya. Hayat böyle bir şey değil mi? Tabii. Şimdi kaç kişiyiz yani? Bir sülalede nereden baksan 100 tane adam var yani. İhtiyacı olan yani konuşulan paralar çok büyük değil ki. Herkes kendi imkanınca ona destek verecek. Sonra onun da bir ihtiyacı olduğunda diğerleri ona verecek. Yani bu iş böyle değil midir ya aile birlik, arasında? Arif hocam o kadar budur. Güzel. Dün hocam yani o kadar güzel konuştunuz ki sizi tebrik ediyorum. Bence harikaydı yani. Sağ olun. Harika ötesiydi. Sağ olun. Olması gereken budur. Tansu'nun da eğer ailenin içinde kendisini bir ailenin içinde hissettirmesini eğer isteniyorsa insanların biraz fedakarlıkta bulunması gerekiyor. Evet. Elbette yani. Haklı. Kesinlikle. Ya bu sadece aile haklı. De değil, eş, dost, seven. İşte bak hiç tanımayan, evet, hiç tanımayan. Evet, Ayhan evet. Bey ağladım, gözlerim aynen. şişti, Allah gönderiyorum diyor ailesiyle beraber. Yani bu çok... Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Yani çok büyük bir davranış gerçekten. Alkışlanacak bir davranış. Yani insan olmanın, hani hep diyoruz ya insan olmak aslında ne olduğunuz çok önemli değil. Ama insan olmanın çok güzel bir... örneğini, dayanışma örneğini gösteriyor bize. Evet. Yani artık o mesela işte 3000 lira isteyen avukatla konuşacaksın Tansu. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yani biraz herkes fedakarlıkta bulunacak diye ümit ediyorum. Yani şu kıza el ele vereceğiz. Dese ki ne yapacak yani bu kız? Tabii, tabii canım. Bu borçların altında ne yapsın? Tabii. Nasıl ödesin o borçları? Hangi işle çalışarak yok. Ödesin? Mümkün mü? Canı yok. Mümkün ya, olasılığı değil yok sonuçta. Öyle bir yani, durumda yani, bırakılmış ki Tansu. Bunlar da açılacak inşallah. Ama ben hep şuna inanırım. Hani en dibe değmeden yukarıya çıkılmaz. O nedenle dibe değdi belki Tansu son bir yıl içinde yaşadıkları. Gerçekten bir insanın yaşayabileceğinden çok daha fazlaydı. Ama şimdi yukarıya çıkış zamanı. İnşallah. İnşallah. Benim de tek arzum bu. İyi misin sen evet, de biraz borçların falan yapılan? Çok sevindim ama şu anda dünden beri zaten biliyorum bilgim vardı bu konuda. Çok sevinçliyim. İçim içime sığmıyor. Bir de bir sürprizimiz daha var dediklerinde iyice böyle içim kıpır kıpır oldu. Beyefendi diyor ki Hollanda'ya gelsin istiyorsa okutayım. Yani daha ne desin artık yani. Yani. Evet. Ayhan Bey, hatta mı hala Ayhan Bey? Ayhan evet, Bey, evet. Sizin Hollanda'da marketiniz nerede? Den Haag'da. Den Haag. Tamam, yani adı ne marketi? Pitay. Şimdi tabii ben anlamıyorum sizin ne dediğinizi ama Hollanda'da yaşayan izleyicilerimiz anlıyorlardır. O yüzden hani tarif edin diye söylüyorum. Çünkü sizinki artık reklama girmez Hollanda'daki market. Çünkü bunun da bir karşılığı Pitay. Olmalı. Şimdi Hollanda'daki izleyicilerimiz de... Gidip Ayhan Bey'den bol bol alışveriş yapsınlar. Yok yok ona gerek yok. Ona gerek yok. O yüzden soruyorum. Şimdi herkesin yok. Birbirine bir şekilde destek yok. Olması lazım. Yok yok ona bir şeyimiz yok. Kızımız mutlu olsun. En büyük şey odur benim için. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Evet. Ama şakası bir yana olsun şimdi. Ben eminim şimdi Hollanda'dan da gelip size alışveriş yapacaklardır. Ayhan işte sen kızımıza destek verdin. Biz de alışverişimizi buradan yapıyoruz demek lazım. İşte böyle böyle evet. O zincir evet. Tamamlanacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de ona söylenen şey dedim ki borçları için Müge Hanım. Efendim. Borçları için hiç düşünmesin. Ben 5. ayda İstanbul'dayım. Annesinin babasının yanına varacağım. Ne borcu varsa hiç merak etmesin. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Çok sağ olun. El ele vereceğiz. Kapatacağız. Sonra çok işte işe girsin. Bir ya. Evi içinde yardımcı olacağız. Hep beraber inşallah. 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 Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah çok razı olsun. Olun.
Hepimizden yavrum, hepimizden. Hepinize sağ olun. Allah verene daha çok versin. Ege Hanım, şunu söylemek istiyorum ben. İfade edemiyorum ya. Hep derim ya, yani suça bulaşmış suçlu insanlar yaklaşık %15 kadardır. %85 iyi insanlardan oluşur dünya nüfusu. O %85 iyi insanlarda yaşamak keyfi veriyor insan. Böyle insan bir iyi hissediyor, evet, böyle bir yükseliyor tabii, yani. Yaşamak keyif veriyor. Böyle bir beyefendiyi duymak, böyle bir yardımsever beyefendiyi duymak, insana iyi ki yaşıyorum falan dedirtiyor yani. Aynen. Allah hayırlı ömür versin. Allah %85'leri %99'lara çıkartsın. Aynen. O %15 yaramaz durumu da %1'lere indirsin, sıfırlara indirsin. Amin. Bütün temennimiz o. İnşallah. Evet. Ya şimdi ne alaka diyeceksiniz de. Bir tane hanımefendinin evini soyuyorlar. Kadının giriyorlar evinin içinden. Alıyorlar işte altınlarını, paralarını, her neyse. Bir de görüntüleri de var. Kollarının altına da köpeğini de almışlar. Hadi buyur. Almış köpeğini kolunun altına götürüyor. İşte izledim görüntüleri. Hani şimdi %15 deyince aklıma geldi. Ya bir insan bir diğer insanın köpeğini niye çalar? Hocam var mı bunun açıklaması? Sonra da polis onu köpekle beraber yakaladı. Yani helal olsun o polisin de vallahi böyle görsem sıcaklayacağım, ellerinden öpeceğim yani. O köpek yakalanmasına vesile olacak. Vesile oldu tabii. Tabii ayaklarına dolaşacak. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.